Sevgili YouTube, kaldığımız yerden tam gaz devam. Wallingford, England. Sevgili Twitch. At Wallingford, in the shadow of the castle, Matilda's faction, commanded by her son Henry, proved it was still willing to fight King Stephen for the crown. But after 15 years of conflict, both sides had had enough. So, they made a deal. Matilda would surrender her claim to the throne on condition that when Stephen died, her eldest living son Henry would succeed him. A year later, he was crowned King Henry II. İkinci kral olarak and proceeded to grow the kingdom into the mighty Angevin Empire. But once again, what the king had spent his life building, his own children were destined to destroy. Rebellion. King Henry II had four surviving legitimate sons. 4 tane de meşru oğlu varmış. And he planned to divide up his kingdom between them. But they fought bitterly for dominance. Against the odds, Henry's youngest son John became king. But King John was deeply unpopular. Allah'ım, şu yeşilliğin güzelliğine bak. He lost huge swathes of the Angevin Empire gained by his father. Then failed to reclaim them in expensive battles. Paid for by taxing his subjects. Eventually, England's barons could take it no more. They forced John to agree to a charter that restricted his power. The Magna Carta. Aa, oraya bina falan dikilmez. Oraya yan gelip yatılır orada. Dover, England. Abi adı olmak böyle bir şey işte ya. They rebelled, inviting Prince Louis of France to invade England. In 1216, Louis sailed to Dover. Evin olduğu yere baksana. Set his sights on taking this. Of. Dover Castle. Held by forces loyal to King John, it was commanded by Hubert de Burgh. He described the castle as the key to England. He was right. If it fell to the French, so would the kingdom. Siege of Dover. Hemen tokiyer. Evet, 1216 Dover kuşatması. Kral John, İngiliz baronları kızdırmıştı. Tam bir ayaklanmayla Fransızlar istilaya ve Kral John'un zayıflığından yararlanmaya davet ettiler. Önlerinde tek bir ana tahkim duruyordu. Dover'daki kale. Galiba kaleyi koruyacağız. Sevgili YouTube, galiba kaleyi koruyacağız. Öyle de görüyor, öyle gözüküyor şu an. Bir de denizden de gelecekler şimdi. Deniz savaşı da eklenecek buna. Devam. Asked to invade by the rebel barons, Prince Louis's French army launched an assault on the castle at Dover. Opening a crack in the outer defenses, the invading Allah forces Allah 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 geliyorlar bak. The garrison at Dover would meet the French with clenched fists and an iron will. Dover could not fall. Dover kesinlikle kaybedilemezdi. Kaybetmeyeceğizdi zaten. Commander Hubert de Burgh rallied his men to hold back the French and defend the castle. Şimdi 1350 yetimiz var. Oyala. Oyala. Şimdi bir dakika. Beş işçi orada çalışıyor. Bingold ne var? Taş var. Gold. Gold yok. Bizim paso okçu basmamız lazım.
Bizim daha çok ete ihtiyacımız var bu arada. O yüzden tarlayı basmamız gerekiyor. Güzel. While the castle's garrison thwarted the first French attack, kralım, and prepared for a second, a new resistance force was building in the English countryside. Aa, bizim burada yerlerimiz de varmış. A skilled bowman and fierce patriot known as Willoughby of the Weald began to muster a resistance to the French kulemiz. Determined to keep the crown. Şu an aydınlandım. Willoughby would rally every available archer to the cause. Oyun kaydediliyor. İkinci Fransız saldırısına hazırlan. Fransız kuvvetlerini Wilkin ile engelle. Okçu askerler. Bir dakika. Bizim İlave tüccarlar üret 3 tane. Bir dakika, şunları al. Bizim bir dakika, şuraya konuşlanıp şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş. Ama burayı alabiliyor işte. Hitlock has got. Yüz tane ne gold mu lazım? Aa, bizim gold'umuz nerede? Willoughby planned to ambush the French siege engines on their way to the enemy camp. Bir dakika. O nasıl bir şey la burada? Şimdi öncelikle bir marketimiz nerede bizim? Özel askerler mi? Al 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 al. Market bitiyor mu? Bir, iki. Bizim altın sıkıntımız var ya. Para sıkıntımız var. Tamam, tüccar ürettik. Şurayı da almam lazım.
Gold'umuz niye yok? Ben mi körüm? Stepeth to it, Arwemen. It can do. Ne? Oo. Stirende of Sua is said. Sua they had. Hestes Ariende Hestes do. Zayıflatmamız lazım. Willikin spotted a group of English fighters engaged in battle with the enemy and rushed nice, to their nice, aid. Nice, 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 nice. Ikhil build a that for they. Hestus and all Norman. Devam, 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 devam. Hatta şuradan bir turda okçu götürebilirim yani oraya ama gerek yok. Anladım kadarıyla. French reinforcements made it to their siege camp, adding more numbers to their next attack on the castle. Allah 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 Allah, sıkı 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 sıkı. Hala mı ya? Willikin's resistance force continued to grow, adding more skilled men to its ranks. Oo, burada bir ordu daha geldi. Devam, devam. Devam, devam, devam şu aradan. Son turu da zayıflattık mı? Okey. İmamı da aldık. Otepotas, Pereth, and Suiza, yes. Burada bir şey var bu arada. Fuste Tulkas, Hestes. Hestes and all Norman! Nice. İlave tüccarımız da tamam. Devam, devam, devam. Aşağıdan devam. Bak şu, aa burada kamp var. Aa.
Fransız kuşatmasını oynadı. İkinci Fransa'nın saldırıları zayıflatmak için silahlarını tuzağa düşürdüm zaten. Frekes Harkin, New Hestes. Allah! Korktum. Daha başka nere? Hestes Comas, Ikana Du. Of Devotas, Feren. Suas, Tidwindle, Feren. Şurada bir şey var. Ben buradan yürüyeyim ya. Tabii oradan değil de şu aradan yol var. Hızlı hızlı hızlı. Orada bir uyarı verip duruyor. The French launched a renewed attack on the castle. But thanks to Willikin's ambush force, the enemy had been greatly weakened. Abi hareket, hareket, hareket. Aradan gideceğim. Aradan da gidemiyorum, orada da büyük şeyler var. Atlı var. Nice, 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 nice. Abi burası devam edecek. The garrison at Dover repelled the French attack. Willikin ordered his archers to resume their strikes on the French reinforcements. Şimdi bize acilen şuraları yenilemek lazım. Bizim şuradan bak, şuradan gelenleri yok etmemiz lazım. Hocam, hocam sizi geri alabilir miyiz? Benim hala altın sorunum var. Mızraklı da basalım. Anlaşıldı. Biz bunları zayıflata zayıflata kuşatmaları rahat rahat geçeceğiz. Bir tane de zayıflatmamız lazım.
Şuraya hap çekelim. İç kaleden asker üretebiliyoruz. Bizim bir şeyimiz eksik burada ya. Yemin ediyorum var ya, böyle oyalarlar, böyle böyle çok fena. Hadi. Hadi. Şuradan da. Birer tane daha. Ancınık. Şöyle. Şöyle. Burada ne kadar var? Burada da var. Şu ortaya da kuşa atmayı koyalım. Gel bakayım şuraya. Aşağı sızmaya başladılar çünkü bunlar, bizim acilen buradan aşağı inmemiz lazım. Buraya gelmemiz lazım çok hızlı. Şuraya atlılar, ilk hedefiniz burası, haberiniz olsun. Şuradan 1-2-200 volt. Bir tane daha bundan. Hacılarımızı, hocalarımızı da temizledik. Bir ölür bin dildiriz oğlum biz. Çuva, 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 çuva. Yeah. Dur.
Bunları acilen toparlamamız lazım. Kral Henry, sen çok yaşa. Kral Henry'nin çocuğu daha doğrusu. Hayır, sen... Ben de buraya. Sadece et falan olsa güzel olur ha. Başka ne kaldı ki? Buradan girerler mi lan? No. Arkadaşlar bütün okçular değil ya. Willikin's archers had decimated the French reinforcements, but undeterred, the French mustered what troops they could and launched another attack on the castle. Üçüncüler de gitti. Perfect. Lan bir tutam şu. The English garrison held fast, refusing to let the castle fall to the French invaders. Willikin rallied his archers to continue strikes on the weakening French. Aha, takviye birlikler mi? Oğlum ben buraya saldırsam yer mi acaba ya? O zaman takviye birliklerle şurada buluşuyoruz. Ve gitsinler var bunlar. Spring engine on the way. Save the Hestes. Ya ben atlı mı göremiyorum? Aslında imam da basabilirim ha. Lan şuna basayım. Dressed ya Arwen. Evrecan. Ne yapalım? Ve bir karakol yapalım bari. Gelin. Hissin şeyler.
Abi crossbow'u yalnız charge'larken hadi bakalım. Hadi. Doğum. Sonra burayı öldüreceğiz. Aşağıdakine gideceğiz. Adada olmanın en güzel tarafı da bu. Efsane okçu oluyorsun. Okçu olarak doğuyorsun resmen. Hemen buraya hemen. Buraya bir tane daha karakol. Aman Allah muhafaza içeri falan girerler. Bir de sıkıntı yaşamayalım. Abi bizde ağaç da... taş bitmiş. O zaman marketten birazcık yemek satalım. Berat'cığım hoş geldin. Sefalar getirdin. Prime ile ikinci yayını tazeliyor Elysius. Berat'cığım, ayranlar senin için, üzerine bir de Prime modları senin için. Siz de chatten eksik etmeyin. Elysius, sevgili Berat için. Kim nerede kapışıyor? Aman Allah'ım. Son tur. Bir tane daha kaldı. Onları da yok ettik mi? Aha. Buraya. Seriden. Ve artık son kuşatmaya gidiyoruz. Ve artık son kuşatma. Kral Henry, ikinci Henry artık evine dönüyor. Koşun. Buradan giremeyiz. Biz şuradan bir tur girsek mi, ne yapsak? Şurada bir heal'lanalım. Şurada bir heal'lanalım.
Bize ne lazım? 40 tane bir 40 birim daha mı lazım? Şimdi bir dakika içinde bizim atımız nerede? Abi gold'umuz yok hala ya. Yani bu sıkıntı, neyimiz fazla, etimiz fazla. Sat 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 sat. Paraya çevir 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 çevir. Money 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 money. 10k 5k'ya kadar. İn. Bizim şu an acilen seriden şuraya bir bunları basıp atlı basıyoruz, atlı atlı. Hazırlanın, hazırlanın. Saldırıya hazırlanın bakalım. Ensured that Dover hadn't fallen yet. Now the English prepared to repel the final French assault. Kralımızı aradan çıkarabilir miyiz? Acaba kral ölünce ne olacak? Allah! Yaralı kralı al! Lan ne olursa kralı almadan koş atlı koş 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 koş. Yanlarında kaçıyor kralım Allah. Kralı tutun. Heh, sonra kraldan dolayı yemeyelim de game over'ı. Şuradan bir tutam oklu askerle alabilir miyiz? Yürür müsünüz acaba? Nice! Kaleyi koruduk. The tenacity of Hubert de Burgh's loyal soldiers forced Prince Louis and the Red Barons. Kaçın, bakmayın arkanıza, kaçın. And thanks to the efforts of Willekin's fearless archers, England remained in King John's hands. Abi ada ülkesi olmak böyle bir şey. Okçuluğunu geliştiriyorsun, avcılığını geliştiriyorsun, zaferi kazanıyorsun sevgili YouTube. Hepinizi öpüyorum ama bu sefer size bakalım düzgün bir video varsa açılan kilit içeriklerden onu izletip öyle göndermek istiyorum. Ayaklanma İngiltere'nin. Ayaklanmayı mesela bir izleyelim bakalım. Sonrasında bu bölüme de veda edelim. Kendimi de kapatıyorum bu arada, haberiniz olsun. Ah, kapatamadım, kapattım. At Wallingford, in the shadow of the castle, Matilda's faction
commanded by her son Henry, proved it was still willing to fight King Stephen for the crown. But after 15 years of conflict, both sides had had enough. So, they made a deal. Matilda would surrender her claim to the throne on condition that when Stephen died, her eldest living son Henry would succeed. Söylemeyeyim de. Özür dilerim, sildiriyor YouTube. Sildiriyor çağrısı. Bunu zaten benim başımda izlemiştim. Neyse, Berat görmemişti, Berat görmüş oldu. But once again, ve belki bu seriden başlayacaklar da gene görmüş olacak. Neyse ama. Tüh. Dur, diğerine bakayım bari. Şimdi anladım, o yumruk işaretini görünce. King Henry II had four surviving legitimate sons. And he planned to divide up his kingdom between them. But they fought bitterly for dominance. Böyle güzel görüntüleri başka oyunda bulamayız yani. İzlememiz lazım. But King John tekrar tekrar 10 kere 100 kere 1000 kere izleyebiliriz. Baksana şu güzelliğe bak, ben az önce bu güzelliğe yine şey yaptım yani, övdüm. Kendimi bu kadar övmedim ya. Then failed to reclaim them in expensive battles. Paid for by taxing his subjects. Eventually, England's barons could take it no more. They forced John to agree to a charter that restricted his power. Yalnız öyle bir şey ki, the Magna Carta. Dolma kalemle yazdığı kağıdın kütürüne kadar gözüküyor ya. O kadar kaliteli ya. Aman Allah'ım ya. Furious, they rebelled, inviting Prince Louis of France to invade England. In 1216, Louis sailed to Dover and set his sights on taking this. Dover Castle. Held by forces loyal to King John, it was commanded by Hubert de Burgh. He described the castle as the key to England. He was right. If it fell to the French, so would the kingdom. Hepinizi öpmeden önce, sevgilerimi söyle göndermeden önce şurada bir tane daha var. Dur, tarihten bir sayfa. Onu da okuyalım, ondan sonra göndereyim size. İngiltere'nin anahtarı. Dover'ın beyaz kayalıklarının üstünde İngiltere'nin en büyük kalelerinden biri durur. Öncelikle Fatih William tarafından öncelikle Türk mü la bu? Türk vallahi. Fatih William tarafından bir olası istilayı daha önlemek için inşa edilmiş ve İngiltere'yi yüzyıllarca korumuştur. İnşaatın her kısmı... bir dakika. Öncelikle Fatih William tarafından bir olası istilaya daha önlemek için inşa edilmiş ve İngiltere'yi yüzyıllarca korumuştur. Allah Allah, enteresan. Bilgilendirin beni. Yorum yazmayı unutmayın. Bilgilendirin beni bu konuyla ilgili sevgili YouTube. İnşaatın her kısmı yüksek gözcü kulelerinden çıkıntılı ateşleme platformlarına, destekli iç kalesine, derin handeklerine ve eş merkezi surlarına kadar etki bırakması ve güçlü durması için tasarlanmıştı. Ancak 1216'da Dover Fransız kuşatmasını sadece inşa edilme şekliyle durdurmadı. Kalenin komutanı Hubert de Burgh, topyekun bir Fransız istilası karşısında inatçı bir İngiliz direnişine ilham oldu. Askerleri, hisarı ve krallarını sarsılmaz bir krallıkla savundu. De Burgh kaleyi İngiltere'nin anahtarı olarak tanımlıyordu ve tasarımı ve garnizonunun azmi sayesinde sımsıkı kilitli kaldı. Evet. Güzel bir hikayede tarihten bir sayfayı da sizlerle buluşturdum sevgili YouTube. Hemen bir sonraki bölüme geçiyoruz. Abone olun ha. Abone olun. Adamı yüz etmeyin. Bir de videoyu beğenin. Tamam, yorum atarsın. Bay bay.